Hayatta her insan başarı olamıyor. Yani şu an hepiniz herhalde muhtemelen 20 yaşının üzerindesiniz. Başarı olmak için kişinin kendisinin neye istediğini, ne istediğine karar vermesi lazım. İnsanın %95'i bilinçaltı. Yani bizi yöneten şey bir program. Hepimizin bir yazılımı var ve bu program var ya 0-7 yaşında kaydediyor. Bir şey eğer iyi yapamıyorsanız bu sizin beceriksiz olduğu anlamına gelmez veya yeteneksiz olduğu anlamına gelmez. Sizin bu konuda yeterince pratik yok. Bir şey başladığınız anda hayat size yardım eder. Ama başlamazsanız ise ne yapar? Korkularınız artar. Şimdi herkesin bir dürtüsünden bahsetmiştik. Şimdi bu dürtü çok önemli bir şey. Çünkü insanların ileri gitmesi bu dürtülerini tanımasıyla oluyor. Yani insanlar eğer dürtülerin farkında değilse, yani kendilerinin neyin motive ettiğini anlamıyorlarsa kolay kolay motive olmazlar. O yüzden burada dürtünüz demek, mesela bazısı için para çok önemli, bazısı için başarı, bazısı için takdir, bazısı için farklı olmak. Bazı insanlar da hepsinin karışımı. Yani illa bir tanesi olması gerekmiyor. Yani bazı insanlar bunun bir karışımı olabilir. Ama önemli olan sizin kendi dürtünüzü, yani sizi ileri götürecek şeyi bulmanız. Çok önemli bir şey bu. Tamam. Devam edelim buradan. Şimdi hayatta her insan başarılı olamıyor. Yani şu an hepiniz herhalde muhtemelen 20 yaşının üzerindesiniz. Şu an sohbet tarafından mesajlar gelmediği için bilmiyorum niye gelmiyor. Mesajlarınız gelmiyor. Sohbetlerindeki mesajları göremiyorum ben. Evet. Şimdi herkesin hayatta bir şekilde başarılı olma şeyi var. Başarılı olmak için kişinin kendisinin neye istediğini, ne istediğine karar vermesi lazım. Değil mi? Çok kolay bir şey değil aslında. Yani bazı insanlar 40-50 yaşına geliyorlar. Hala ne istediğini bilmiyorlar. Yani bu ne istediğini bilmek olayı zaten başarılı olmanın en temel kavramı. Ha, bazı insanlar deha oluyor. Yani 0-6 yaşında bu dehalar, işte genelde müzisyenler, şarkıcılar, işte Bill Gates'ler, Steve Jobs'lar. Bunlar genelde 6 yaşına kadar ne istedikleri doğal olaraktan biliyorlar. Yani o kadar yetenekli bu insanlar. O zaman bunların kendini keşfetmeye gerek kalmıyor. Fakat kişi doğal olaraktan üstün yetenekleriyle bunu farkına varıyor. Diğer insan ne yapıyor? Diğer insanlar ancak deneyerek bulabiliyorlar. Yani bunu nasıl bulabilirsiniz söyleyeyim size. Mesela kitap okumanız lazım. Film seyretmeniz lazım. Seyahat etmeniz lazım. Yeni insanlar tanışmanız lazım. Yani birçok şey yaraktan veya birçok şey deneyerekten o gerçekten potansiyelinizi kavuşabilirsiniz. Ama bunun için denemeniz lazım. Yani burada önemli şey korkmamak. Eğer cesaret etmezseniz, yani bazı şeyler konusunda ön yargınız varsa, ya ben bunu yapamam, bana bunu yeteneğim yok. İşte bu iç sesleri susturmanız lazım. Çok önemli bir şey. Çoğu insan, dünyada insanları en çok olumsuz mesajı veren şey kendi konuşması. Yani kendinize başaramam, yapamam, benim yeteneğim yok derseniz, o zaman ne oluyor? Kişi kendi kendine daha cesaret etmeden şey yapmış oluyor. Yani bu konuda kendi kendini susturmuş oluyor. O yüzden de kişinin kendisini çok iyi bir şekilde her konuda cesaretli bir şekilde ileri götürmesi gerekiyor. Şimdi kendi farkında mısın diye bir şey var. Şimdi herkes doğal olaraktan kendisini çevre baskısı çok doğru. Tabii insanın çevresi ve en önemlisi tabii anne baba ve yakın çevresi insanın esasında ileri gitmesinde en büyük sorun. Yani görüntü yok derken sunumu görmüyor musunuz? Sunum yok mu sunum? Sunumu görmüyorsunuz? Sunum var. Başka yok. Yani beni göremiyorsunuz. Ben yokum. Evet. Okey. Süper. Şimdi bakın. İnsanın çevresi güzel bir soru. İnsanın kendisini farkında olması için bir kere dış seslere karşı kapatmanız lazım. Yani annenizin, babanızın veya çevrenizin ne söyledikleri çok fazla kafayı takmayın. Tamam mı? Yani onlar tabii ki yani kaba olmanız gerekmez. Kaba olmanız gerekmez ama onların dediklerini sizin hayattaki yolculuğunuzda engellemesi çok önemli bir şey. Tamam, bu önemli bir şey. O yüzden eğer siz onların her dediğini dinlerseniz ileri gidemezsiniz. Tamam, anneniz babanız olabilir. Çok önemli değil. Yani anneniz babanız olması onların sizin hayatınıza karışması anlamına gelmez. Tamam, çok önemli bir şey. Bakın tekrar söylüyorum. Çevre çok önemli bir şey. Çevre her zaman için bizi olumsuz etkiler. Tamam, özellikle kültür de etkiler. Mesela Türkiye'nin belli bir kültürü var. Türk toplumu genelde
Kıskanç. Kıskanç bir toplumuz. Ha bakın geldi görüntü. Nasıl geldi bilmiyorum ama görüntüm de geldi. Arkadaşlar çok güzel bir şey söylediler. Yani çevre faktörü önemli. Kültür önemli. Yani yaşadığınız, doğduğunuz yer önemli. Bunlar bizim doğal olaraktan hayatımızı etkiliyor. Bir de tabii ki bunu bilmeniz çok zor. İnsanın %95'i bilinçaltı. Yani bizi yöneten şey bir program. Hepimizin bir yazılımı var. Ve bu program var ya 0-7 yaşında kaydediyor. Yani her insanın 0-7 yaşındaki duyduğu, gördüğü, hissettiği her şeyi kontrolsüzce bizim beynimize kaydoluyor. Tamam. Ve bunun biz farkına varamıyoruz. Yani insanın kendini tanımamasının arkasında bu 7 yıllık yazılımı beynimiz kaydediyor. %95 bizim davranışlarımızı bu yazılım kontrol ediyor. Ama biz bunu kontrol edemiyoruz. Bakın çok önemli bir şey. Buna biz bilinçsiz farkındalık diyoruz. Yani biz çoğu şeyin farkına varamıyoruz. Maalesef. O yüzden de insanın kendini keşfetmesi gerekiyor. Yoksa aksi takdirde insanın kendi keşfetmesi için bir ihtiyaç yok ki yani. Niye var? Dediğim gibi bu 7 yaşına kadarki bizim bilinçaltı programımız yani o da %95'i bizim davranışlarımızı etkiliyor. Bizim bunun üzerinde kontrolümüz eğer bilinçli olmazsak olmuyor. Tamam. O yüzden insan sürekli kendini gözlemleyip kendini tanıması gerekiyor. O yüzden sizin şu soruları sormanız lazım kendinize bakın. Bir, siz enerjinizi gün boyu koruyabiliyor musunuz? Yani enerji dediğim şey ne aslında? Yani ruh hali diyelim. Tamam. Yani iyi hissetmek hali. Coşkulu olma hali. İstekli olma hali. Yaratıcı olma hali. Tamam. Bunlarla ilgili enerjiniz düşükse bunları yapmanız çok zor. İkincisi siz para biriktirebiliyor musunuz? Bakın ben 18 yaşından beri para biriktiriyorum. 18, 58 yaşındayım ben. 18 yaşından beri para biriktiriyorum. Tamam. Çok önemli bir şey bu. Paranızın ister birisi versin, anneniz versin, babası versin. Yani para nereden gelirse gelsin. Bunu %10 ile %15'ini biriktirmeniz gerekiyor. Tamam bunu. %10-15'ini. Tamam. İleride bunu yatırım amaçlı kullanırsınız veya yaşlı için kullanırsınız ama paranızı her zaman biriktirmeniz gerekiyor. İnsanlarla bir kere iliş kurabiliyor musunuz? Önemli bir şey. İliş kurabiliyor musunuz? Çoğu insan insanlarla iliş kurma konusunda çekingendir. Niye çekingendir? Çünkü bu konuda deneyim yoktu. Bakın bir şey eğer iyi yapamıyorsanız bu sizin beceriksiz olduğu anlamına gelmez veya yeteneksiz olduğu anlamına gelmez. Sizin bu konuda yeterince pratik yoktur. Pratik. Yani bir konuda yani nasıl insanın kastır oluyor değil mi? İnsanı söyleniyor tekrarla. İnsan beyni mesela bir şey öğrenmek için 21 güne ihtiyacınız var. Öğrendiğiniz bir şey unutmak için 66 güne ihtiyacınız var. Ama 21 gün tekrarlamazsanız beyninizdeki nöronlar öğrenmiyor ve o size kalıcı bir alışkanlığa dönmüyor. O yüzden ne yapmak isterseniz isteyin. 21 gün bunu sürekli yapmanız gerekiyor. Sürekli öğreniyor musun? Bakın önemli bir şey. Sürekli öğreniyor musun? Çok yeni beceri kazanıyor musun? Tamam, bu çok önemli bir şey. O yüzden her gün yeni bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Ne olduğu önemli değil. Yani bunu kategorize etmeyin ama bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Satranç olabilir, resim olabilir, şarkı söylemek olabilir. Her şey olabilir. Yabancı dil olabilir. En son beşincisi de hedefiniz var mı? Bakın. İnsanlar hedef işini fazla abartıyor ve o yüzden çoğu insan kendisi hedef koymuyor. Hedefler minik olmalı, minik. Mesela diyeceksin ki günde bir dakika kitap okuyabilir misin? Hiç kitap okuma alışkanlığı yoksa. Günde bir dakika spor yapabilir misin? Değil mi? Günde bir dakika yabancı dil öğrenebilir misin? Öyle başlıyor. Ama Japonlar böyle başlıyor işte yani. Bir dakikayla. Minik minik bir dakika, iki dakika, üç dakika. Niye biliyor musunuz? Bunu çünkü yaptıktan sonra beynimizde bununla ilgili bir alışkanlık oluyor. Alışkanlık olduktan sonra sigara da bir alışkanlık bakın. Spor yapmak da bir alışkanlık. Sigara içmek de bir alışkanlık. Alkol içmek de bir alışkanlık. Herhangi bir hobi edinmek de bir alışkanlık. Yani bu alışkanlıkların yani beynimiz iyi mi kötü mü diye kategorize etmiyor. Alışkanlık kazanıyoruz. Yani bunu biz üzerinde bir kontrolümüz yok. O yüzden siz niye alışkanlık yapmak istiyorsanız bunu edinebilirsiniz. Ama bunun iyi mi kötü olduğuna beynimiz karar veremiyor. Buna siz karar veriyorsunuz. Evet, şimdi insanlarda güç var, değil mi? Diyor ki her şey içimizde. Şimdi o zaman peki nedir esasında? Herkesin gücü var. Peki bu gücü nasıl kullanacağız? Önemli gücü olması değil. Hepimizin gücü var ama nasıl kullanacağız? Bir kere en önemli şey içinizden gelen sesi susturmayın bakın. İçinizden ne geliyorsa bunu yapmaya çalışın. Çok önemli. İçinizden gelen ses en doğru ses. Sezgileriniz yani. Bu da nereden geliyor biliyor musunuz? Bilinçaltınızdan geliyor. Bilinçaltınızdan.
İkincisi iyimser olmak. Yani her şeyi olayı pozitif bakmak. Yani polyancılık bakmak değil ama pozitif bakmak. Yani her kötü şey içinde bir iyi şey bulabilirsiniz hayatta. Yüksek öz saygı demek esasında kendimize saygı duymak. Yani kendimizi insan olaraktan sevmek ve saymak. Tamam mı? Yani sizin bu yetenekli olmanızla, akıllı olmanızla veya neye sahip olmanızla alakalı değil. İnsan kendisine saygı duymalı. Tamam mı? Sadece kendisi olduğu için. Engelleri aşma becerisi. Önünüze engeller gelecektir. Engeli geçince ne oluyor biliyor musunuz? Özgüven sahibi oluyorsunuz. Yani esasında başarı olmadan önce özgüvenli oluyorsunuz. Özgüveniniz arttıkça daha çok başarılı oluyorsunuz. Yani başarı başarı getiriyor. Başarısızlık da ne getiriyor? Eğer ders almıyorsanız daha çok başarısızlık getiriyor. Önemli başarısızlığı başarıya çevirmektir. İçinizdeki arzuları eyleme dönüştürme şeyi. İçinizden bir şey geliyor ama başlayamıyorsunuz. Diyorum ki başlayın. Aklınıza bir şey geldi mi bunu başlayın. Yani şunu düşünmeyin ya bunda ben başarılı olabilir miyim? Öyle bir şey düşünmeyin. Direkt başlayın. Zaten hayat şöyle bir şey. Siz bir şeye başladığınız anda hayat size yardım eder. Ama başlamazsanız ise ne yapar? Korkularınız artar. Yani bir şey yapmadıkça korkunuz büyür. Bir şey yaptıkça korkularınız gider. Bu kadar, bu çok basit bir teknik esasında. Pardon. Ne var başka? Etki olmak. Şimdi insanlar başkaları üzerine etkili olmak istiyorlar ama olamıyorlar. Niye biliyorsun? İnsan güçlü olduğu yerde etkili olur. Ama çoğu insan güçlü yanını bilmediği için insanlar üzerine etkili olmasını bilmiyor. Çünkü adam neye sahip olduğunu bilmiyor. Yani senin konuşma yeteneğin mi var? Dinleme yeteneğin mi var? Analitik zekan mı var? İnsanlar ilişki kurma yeteneği mi var? İnsanları okuma yeteneği mi var? Sezgisel gücü mü var? Yaratma gücü mü var? Bileceksin işte bunları. Yani bunları testlerle ha nasıl bulacaksınız? Dünyada birçok test var. İnsanın kendisinin hani kaç boyutlu zekaya sahip olduğunuzu internetten testlerle bulabilirsiniz. Duygusal zekanızı bulabilirsiniz. Karakterinizi bulabilirsiniz. Mesela karakter konusunda DISC diye bir test var. Bunu hepinizin almasını tavsiye yazıyorum şimdi şuraya. DISC'i. DISC diye bir test var. DISC. Google'a girin. DISC yazın. Çok pahalı bir şey değil. Bu testi bir kere muhakkak yapın. Bu sizi direkt olaraktan bir noktadan başlatır. DISC testi. Doğru karar verme becerisi. Bakın karar vermek zor bir şey. Niye biliyor musunuz? Çünkü karar vermek için seçimler arasında bir karar vermeniz gerekiyor. Ama eğer seçmezseniz kararsız kalmış olursunuz. Seçerken de doğru karar vermek için sizin doğru bir şekilde bir analitik zeka, analitik ve duygusal zeka ihtiyacınız var. Şimdi bakın insanlar geleceklerine değil, alışkanlıklarına karar verir. Ne bekliyor musunuz bu? Yani biz esasında önce alışkanlıklarımıza karar veriyoruz. Alışkanlıklarımız da bizi oluşturuyor. Yani sizin kişiliğiniz alışkanlıkların toplamı. Yani sizin bütün hayatınız boyunca elde etmiş olduğunuz alışkanlıklar sizin kişiliğinizi belirliyor. Çok önemli bir şey. O yüzden de bizim neye karar vermemiz lazım? Biz hangi alışkanlıkları edinmek istiyoruz? Buna karar vermemiz lazım. Hangi alışkanlıkları edinmek istiyoruz? Buna karar verdikten sonra zaten o bizim hayatta istediğimiz noktaya götüren becerileri oluşturuyor. Şimdi çok güzel bir şey bu. Benjamin Franklin'in sözü diyor ki hayat ve dünya için net değerin yani senin gerçek değerin kötü alışkanlıklardan iyi alışkanlıkları çıkardıktan sonra kalandır. Ne demektir bu? Her insanın iyi ve kötü yani hiçbir insan %100 iyi alışkanlığı veya hiçbir insan %100 kötü alışkanlığa sahip değildir. Her insan bunun karışımıdır. Ama sizin gerçek değeriniz iyi alışkanlıklardan eksi alışkanlıkları çıkan kalan şeydir. O yüzden ne kadar çok iyi alışkanlığınız varsa o kötü alışkanlıklarınızın da olmasına rağmen yine ileri gidebilirsiniz. Yeter ki iyi alışkanlıklar çok olsun. Bakın bu da çok güzel bir söz aslında. Bu dünyadan istediklerini elde eden insanlar ayağa kalkıp olması istedikleri koşulları arayanlar. Yani ne demek aslında? Kendi koşullarını yaratırlar. Yani bazen şöyle diyebilirsiniz. Ya benim birçok yapmak istiyorum ama buna çevrem izin vermiyor. Ülkem izin vermiyor. Yaşadığım toplum izin vermiyor. Tamam mı? O zaman ne yapmanız gerekiyor? Sizin kendi koşullarınızı yaratmanız gerekiyor. Yani eğer sizi gerçek koşullar oluşmamışsa siz mesela şuraya bakın. Birisi interneti buldu. İnternet bulduktan sonra Facebook bulundu. Facebook bulduktan sonra Twitter bulundu. Twitter bulduktan sonra Instagram bulundu. Demek ki internet olmasaydı bunlar hiç olmayacaktı değil mi? Ama Facebook bulunduktan sonra diğer Instagram, Twitter'lar çıktı ortaya. Yani demek ki bazen biz bir şey bulduğumuz zaman biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Yani işte bugün hepimiz internet üzerinden seminer veriyoruz. Belki bu semineri biz yüzle verecektik değil mi? Bundan 3 ay 4 ay önce. Şimdi veremiyoruz. Ne oldu birden?
Teknoloji ön plana çıktı. Yani biz teknolojiyi kullanmazken bugün daha fazla teknolojiyi kullanmak zorunda kaldık. Esasında bu da bir kader esasında. Yani ama biz eğer hazır olmasaydık bu teknolojiden faydalanamayacaktır. Bakın çok güzel bir söz yine bu. Her başarılı insanın bir planı, her başarılı insanın da bir mazereti vardır. Bugün dünyadaki başarısız insanların %99'u kimdir biliyor musunuz? Mazereti olan insanlardır. Şikayet eden insanlar sorumluluk almadıkları için aynı hedefi olmayan insanlar gibi başarılı olamazlar. Yani bugün başarı olmanın arkasında bir, hedef olmak, iki, şikayet etmemek. Tamam. Yani her zaman için şikayetçi bir şey bulursunuz. Ama şikayet etmek sizi zayıflatır. Yani her şikayet ettiğiniz zaman veya her başka insanı suçladığınız zaman sorumluluk almadığınız için başarıyı da ıskalamış oluyorsunuz. Yani suçlamak ve başkalarını kötülemek veya sorumluluk almamak sizin kendi gücünüzü azaltan şeylerdir.